Fıkıh Penceresi. Profesör Doktor Faruk Beşer. Merhaba sevgili Marmara FM dinleyenleri, Allah'ın adıyla diye fıkıh penceremizi açıyoruz ve fıkıh penceremizin bugün ilk sorusu neden Müslümanlar domuz eti yiyemezler diyor. Bunu zaman zaman açıklıyorum, televizyon konuşmalarımda da açıkladım, radyoda da açıkladım ama bir kez daha söyleyeyim. Böyle bir sorunun cevabı sanıyorum en doğru cevabı, en isabetli cevabı çünkü Allah bunu yasaklıyor kesin olarak ve bu yasağın ne olduğu, ne anlama geldiği konusunda bütün Müslümanlar hemfikir, aynı fikirdeler, ittifak etmişler. Onun için biz bunu yemeyiz. Yani bunun anlamı ne? Bunun anlamı ne? Biz biliyoruz ki İslam bize bir şeyi yasaklamışsa bizim çıkarımızadır. Bir şeyi emretmişse o da bizim çıkarımızadır. Onu yapmak bizim çıkarımızadır. Bundan dolayı yani biz İslam'dan eminiz. Allah'ı tanımışız, İslam'ı Allah'ın dini olarak tanımışız ve Allah bize bazı şeyleri yasaklamışsa boşuna yasaklamadığını, efendim mutlaka onlarda hikmetin bulunduğunu biliyoruz biz. Bize emretmişse bazı şeyleri, onların da bize faydalı olduğunu biz biliyoruz. Bu konuda kesin bilgimiz var. Onun için artık her bir emir ve yasağı tek tek sormuyoruz. Yani bunu Allah niye yasaklamış, şunu niye yasaklamış, şunu niye emretmiş filan demeyiz. Önce soracağımız soru, bunu gerçekten Allah yasaklamış mı? Evet, yasaklamış. Peki bu yasağın böyle olduğunda, böyle anlaşılması gerektiği konusunda herkes aynı şeyi söylüyor mu? Evet, söylüyor. O zaman tamam. Yasaksa bu yasaktır demek. Anlamasam da bunda benim için zararlar vardır ki Allah onun için yasaklamıştır deriz. Ama buna rağmen baştan da söylediğim gibi biz biliyoruz ki Allah bir şey yasaklamışsa onun yasaklanmasının pek çok hikmeti vardır. Bir tane olabilir, üç tane olabilir, bin tane olabilir. Biz bunu bilemeyiz. Eğer bunu Allah niçin yasakladığını açıkça şundan dolayı yasaklıyorum demişse o ondan dolayı dediği şey, yani o yasaklamanın sebebi, biz ona fıkıhta illeti diyoruz. İlleti belli ise o zaman o illeti olduğu zaman demek ki o yasaktır. O illet, yani o sebep sebebiyle yasaktır. O sebep ortadan kaldırılırsa yasak da ortadan kalkar gibi bir anlama gelebilir bu. Gelebilir. O zaman da şöyle olsaydı mesela, deseydi ki Allah, domuz eti size haramdır çünkü domuzda size zararlı mikroplar vardır deseydi. O zaman insanlar bunu günün birinde o zararlı mikropları bulur, zararsız hale getirir, onları öldürür, onlardan o eti temizlerlerse demek ki o zaman yenebilir hale gelmiş olur diye anlaşılırdı bundan. Oysa Allah böyle bir şey söylemiyor. Sadece insanlar niye acaba yasak? Bunu anlamak için, bu hikmetleri çözmek için, bulmak için uğraşıyorlar. Diyorlar ki evet bir tane bulduk. Nedir o? Yani domuz etinde tirişin denen bir mikrop var ve çok zararlı insanlara gerçekten. Herhalde bundan dolayı Allah yasaklamıştır. Ama herhalde bundan dolayı. Biz onu kesin olarak bilmiyoruz. Veyahut da Allah madem ki o olduğunu söylemiyor, o zaman onun 100 tane sebebinden sadece birisi olabilir o. Dolayısıyla o siz 100 sebepten sadece birisini ortadan kaldırmış olmakla o yasağın kalktığını söyleyemezsiniz artık. Sadece birisi olabilir. Belki de yanlış bulmuşsunuz. Belki de o da değil zaten. Dolayısıyla yasakların ve emirlerin birden çok, belki 1000 tane, belki 100 tane, belki 10 tane sebebi, hikmeti olabilir. Bazen de tek bir sebebi olur. O tek bir sebebi bazen Kur'an-ı Kerim söyler, bazen sünnet söyler. Bazen de fıkıhçılar, İslam alimleri onu içtihatlarıyla bulurlar ve üzerinde onun ittifak ederler. Derler ki evet bunun sebebi budur derler. O zaman hükümler sebeplere bağlı olurlar. Sebepler olduklarında hükümler de olur, sebepler olmadıklarında hükümler de olmaz. Tamam, ama burada böyle değil. Burada bunun sebebinin bu olduğu konusunda ne bir ittifak var, ne kesin bir bilgi var, ne de bir şey var. Sadece insanlar böyle düşünüyor. Dolayısıyla domuzda eğer insana zararlı maddeler varsa onların bulup çıkarılmasıyla domuzun helal olacağı söylenmez. Aksine domuz etinin haramlığını anlatan ayet-i kerimelerden birisinde Allah fe innehu ricsun der. Domuz eti ricstir der. Rics bir pisliktir. Pislik pisliğin kendisidir yani. Pisliğin kendisi temizlenmez. Allah'ın bir imtihanı olarak böyle yapmıştır. Yani sizin için o ricstir. Ve
pislik ifade eden, bağışlayın kelimeler vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen, Arapça'da geçen necis kelimesi, neces kelimesi, riciz z ile kelimesi ve ricis kelimesi sinle kelimeler var. Bunların her birinin farklı anlamları vardır. Ricis kelimesi hem maddi hem de manevi pisliği ifade eder. Mesela içki, kumar, falokları da yasaklanırken onlar da fe innehu ricsun min amelis şeytan. Bunlar şeytanın işlerinden birer pisliktirler derken orada manevi pislikler de kastediliyor. Çünkü madden bir ok pis olmaz. Bir okun pis veya kumar aletinin kağıdı maddesi itibariyle pis değildir. O zaman bunun pisliği manasından gelmektedir. Dolayısıyla domuz etinde de asıl olan manevi pisliktir. Yani ahlaki pisliktir. Yani domuz eti yendiğinde insanlarda ahlaken kabul olarak vicdanen oluşturduğu sonuçları biz bilemiyoruz. Efendim belki buna ancak bugün batıya domuz etini yiyen insanlara baktığımızda biraz anlayabiliriz. Bakın Hristiyanlıktan daha önceki din olan Yahudilikte aile o kadar bozulmamış. Irz, namus anlayışı o kadar bozulmamış olmasına rağmen Hristiyan dünyasında aile bu kadar bozulmuş. Efendim herkes bu namus konusunda, namus dediğimiz şey yani cinsel özgürlükler konusunda alabildiğine serbest iseler ve bu aileyi yıkmışsa o zaman bunda domuz eti yemenin muhtemelen çok büyük etkisi vardır. Çok büyük etkisi vardır. Çünkü daha önceki Yahudiler bu konuda dikkatli. Domuz eti aslında bütün dinlerde yasaktı. Yahudilikte de yasaktır, Hristiyanlıkta da, İslam'da da. Çünkü hepsinin kökü aynıdır. Hepsi Allah'tan gelmektedir. Ama Yahudiler bu yasağı en azından bu yasağı olsun korumuşlardır. Ve dikkat ederler. Ve aman ha sakın filan derler. Böyle Allah adına kesilmeyen şeyleri yemezler. Onun için biz Yahudilerin yemeklerini daha rahatlıkla yiyebiliriz. Hristiyanlıkla, Hristiyanlara göre. Ama dikkat edin. Bakın ailenin dağılması konusunda Hristiyanlar daha sonraki bir din olduğu halde Yahudilikten daha çok bozulmuşlardır. Aile daha çok dağılmıştır. Bu cinsellikle ilgili problemler onlarda çok daha fazladır. Ha demek ki muhtemeldir ki domuz etinin yenmiş olmasının böyle manevi, ahlaki, vicdani tesirleri, etkileri vardır. Muhtemeldir ki diyoruz. Bunu da kesin olarak böyle söyleyemeyiz. Dolayısıyla bütün bunlar olabilirler. Bütün bunlardan başka bizim bilmediğimiz Allahu ya'lemu entum la ta'lemun dediği gibi Allah bilir, siz bilmezsiniz dediği gibi pek çok farklı şeyler olabilir. Öyleyse biz dediğim gibi Müslümanlar olarak bildiğimiz, kesin bildiğimiz şey Allah'ın abes şey işlemeyeceğidir. Abes şey işlemez Allah. Anlamsız, absürt bir şey yapmaz. Her yaptığı hikmetlidir. Çünkü Allah'ın isimlerinden birisi Hakim'dir. Hakim, hikmetli olan demektir. Her yaptığı yerli yerinde olan demektir. Yani yaptığından daha güzeli olamazdı. Onun için öyle yaptı demektir. Yaptığı boş, anlamsız değildir. Hikmeti vardır demektir. Dolayısıyla Allah bize bir şey yasaklıyorsa efendim biz onun doğru olduğunu, öyle olması gerektiğini anlarız. Ama bu şu demek değil, tekrar ediyorum. Ya İslam böyle bir takım emir ve yasaklar koyuyor. Sorma kardeşim, böyle söylendi böyle yap filan. Öyle de değil. Sor, sorgula. Ama anlayabileceğin yere kadar anla, anlamayacağın yerden sonra anlamayacağını da anla. Bu da önemli. Yani bir insanın anlamayacağını anlaması da önemli bir anlamadır. Bir insan her şeyi anlayacağını zannederse o zaman bu insan anlamamıştır. Doğru anlamamıştır. Onun için bizim eskilerimiz derkü anil idraki idrakü. Bir insanın her şeyi anlamayacağını, özellikle Allah'ın varlığını, Allah'ın affedersiniz mahiyetini, keyfiyetini, niteliğini tam anlamıyla kavrayamayacağını anlaması onun Allah'ı anlaması demektir. Eğer bir insan bunu anlamışsa o insan anlamıştır. Ama hala acaba nasıldır Allah? Haşa. Eli ne kadardır? Eli var mıdır? Yüzü var mıdır? Şurada mı oturuyor? Böyle mi duruyor? Filan diye böyle şekli şemali nasıldır diye bunları karıştırıyorsa, anlamayacağı şeyleri anlamaya çalışıyorsa bu insan Allah'ı anlamamıştır demek. Dolayısıyla Allah bize bir şey emreder, biz onu yaparız ama buna rağmen emir ve yasakların hikmetlerini, nedenini aramamız da bizim engellenmemiştir. Bulabildiğiniz kadar bulun. Hatta bulmamız, aramamız istenmiştir. Yani bulabiliyorsanız bulun. Gerçekten bir takım emir ve yasaklarda üzerinde çalışıldığı zaman filan diyeceğimiz kadar enteresan hikmetler ortaya çıkıyor. Çıkarın, bu güzel bir şey ama efendim anlamadığınızı da anlayın. Anlamadığını anlamamak anlamamaktır.
Uzattık yine olsun ama doğru şeyler söyledik inşallah. Umre'ye mahremsiz olarak gidebilir mi diyor bir bayan. Doğrusu gidemez. Yani özellikle Hanefi mezhebinde gidemez. Kadınların biliyorsunuz sefer müddeti bir yola yanlarında mahremi olmadan gitmelerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Şimdi bakın burada da niye acaba yasaklamış? Bunun hikmeti, illeti, sebebi ne? Biraz önce söyledik ya, bunu niçin böyle filan diye düşünen alimler bunun emniyet olduğunu, güven olduğunu sebebin bulmuşlar ve bunda ittifak etmişler. Takriben ittifak etmişler. Hemen hemen ittifak etmişler. Yani ne demek? Bir kadın tek başına böyle uzun bir yola giderse bir insan olarak da bir kadın olarak da tehlikelere maruz kalabilir. Allah'ın kulu olan, değerli bir varlık olan kadın bir insandır. Böyle tehlikelere maruz kalmamalı. O zaman yanında onu koruyacak, ona göz kulak olacak bir mahremi bulunması lazımdır diye söylemişlerdir. Şimdi bu madem ki sebep bu ve hemen hemen bu açık aslında bu olduğu Kur'an'da ve sünnette söylenmiyor. Üçüncü kademede alimlerin çıkardıkları, istinbat ettikleri, anladıkları sebep olarak emniyet olduğu ortaya çıkarılıyor. Bundan dolayı bunu herkes kabul etmiyor. Yani Hanefiler bunun işte madem ki böyle anlaşılan bir sebep, o zaman demek ki bu sebep ortadan kaldırılırsa kadınlar gidebilirler demiyorlar. Kim diyor bunu? Şafiler diyorlar. Şafiler diyorlar ki madem ki emniyettir mesele, o zaman emin olurlarsa kadınlar mahremleri yokken de bir başka kadınlarla vesairelerle beraber hatta yalnız başlarına da gidebilirler filan. Neye gidebilirler? İşte farz olan haccına ve umresine, diğer nafile umreye, nafile hacca da gidemezler diyor. Onlar da umre de farz. Onun için umreyi söylüyorlar. Hanefiler de umre sünnet bir defa ve Hanefiler böyle bir izaha kabul etmiyorlar. Hanefilere göre mahremi yanında mahremi olmadan bir kadın hacca ve umreye gidemez. Eğer bunu Şafiler gibi düşünsek ve bunu emniyet olarak alsak diyorum ben, günümüzde Şafilere göre de düşündüğümüzde kadın için orada emin olma, emniyette olma söz konusu değil. Bir takım tehlikeler var. Biz bunları gördük. Dolayısıyla bugün aslında Şafilere göre de kadınlar tek başlarına yanlarında mahremleri yokken, kendi işlerine bakacak, yardım edecek insanları, yakınları yokken hacca ve umreye gidememeleri lazım. Gitmemelidirler. Bu konuda Hanefilerin dediği zamanımız açısından çok isabetlidir, çok doğrudur. Gitmesi caiz değildir. Yoksa yakını gitmesin efendim. Allah istemiyor ki. Böyle bir zorunluluk yok. Yani Allah'tan zorla sevap alınmaz ki. Allah'tan sevap almanın yolu onun sınırlarına riayet etmektir. Onun söylediği dini, gönderdiği dini olduğu gibi anlayıp ona riayet etmektir. Şimdi bu dini müçtehitler bizden çok daha iyi anlamışlar. O zaman onlar böyle anlamışlarsa demek ki Allah'ın dinini yaşamak için, ibadet etmek için siz umreye gittiğinizi söylüyorsanız hacca ve umreye, efendim bunun doğru anlaşılması böyledir. Nasıldır? Yani yanınızda mahreminiz yokken hacca gitmeyin. Doğru olan budur. O zaman sevap almak istiyorsanız doğru olanı yapmalısınız. Mahreminiz yoksa hacca ya da umreye gitmemelisiniz. Bir başka soru, abdest alırken okunan duaların kesinlikle Arapça mı okunmaları gerekir diyor. Bir defa şunu söyleyelim, abdest alırken okunması gerekli olan bir dua yok. Hiç dua okumadan da abdest almış olsanız abdestiniz olur. Sadece her meşru iş besmele ile başlar. Bunun için biz abdeste besmele ile başlarız. Bismillahirrahmanirrahim der, abdest almaya başlarız. Efendim sonunda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest bittikten sonra kıbleye doğru şöyle kıbleye dönüp eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Allahümme cealni minet tevvabine ve cealni minel mutatahhirin dediği duyulmuştur. Bu vakidir, bu vardır. Yani ben şahitlik ederim ki Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve elçisidir, ya Rabbi beni tertemiz olanlardan kıl diye dua etmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani abdestin kendisi için bir temizlik aracı olmasını istediğini anlatmış. Bunu Allah'tan talep etmiştir. Şimdi bunlar var. Bu sünnettir. Bunu insanlar yaparsa sünnet işlemiş olurlar. Yapmazlarsa hiçbir şey gerekmez. Abdestin içerisindeki dualara gelince, işte ellerini yıkarken, yüzünü yıkarken Allahümme beyyid vecihi yevme tesveddi vucuh ve yebyeddi vucuh ve tesveddi vucuh gibi, efendim sağ elini yıkarken Allahümme atını kitabı bi yemini ve hasibini hisaben yesira, sol elini yıkarken ezberlemiştik eskiden, sol elini yıkarken Allahümme la tuhasibni hisaben asira filan diye dua etmesi, ayaklarını yıkarken, başına mesh ederken diye dua etmesi ve bu dualar ki
fıkıh kitaplarının bir kısmında var. Sonradan yazılan fıkıh kitaplarında var bunlar. Bunları söylemiş olması insandan istenmiyor. Hatta bunların olması güzel olur, olmalı diye düşünmesi yanlış da olabilir, bid'at da olabilir. Çünkü en güzel abdesti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem almış ve nasıl olacağını bize göstermiş ve yapmıştır. Dolayısıyla onun daha güzel olması için ona bir damla bir şey ekleme onu daha güzel kılmaz. Bir damla bir şey çıkarma onu daha güzel kılmaz. Ve bu muhtemelen bid'at da olabilir. Dolayısıyla İnsan dua okursa okur ama dua olması gerektiğini düşünürse bid'at olur. Dolayısıyla bir defa abdeste okunan duaların bu sonda okunan dua hariç, baştaki besmele hariç abdeste olmadığını, bunların bizden istenmediğini, olması gerekir gibi düşünerek okumamız halinde bid'at işlemiş olacağımızı ama böyle düşünmeden ya ne olur ben elimi yıkarken... Ya Rabbi yüzümü yıkarken ya Rabbi sen benim yüzümü kara etme diye söylemiş olsam kendiliğimden abdestle bunu bu şey olarak görmeden yani abdest bununla daha güzel olur diye düşünmeden böyle söylesem ne olur? Güzel olur. Bir şey olmaz bunda. Böyle yapılırsa yapın ama böyle yapılmadan böyle bir şey öbürlerini yapmanın olmadığını bilmemiz lazım. Bu bir. İkincisi şimdi ister böyle hakikaten bilerek elinizi, yüzünüzü, başınızı, ayağınızı yıkarken dua okuyorsunuz. Olur yani dua edin, dua her zaman yapılır. Bu tür dualar eğer yapıyorsanız bunların Arapça olması gerektiğine dair hiçbir şey olmadığını da bilmemiz lazım. Yani dua duadır. Duada esas olan sizin Allah'tan talep etmenizdir. Allah'tan bir şey istemenizdir. Dolayısıyla onu herhangi bir dille yaparsanız Allah hepsini bilir merak etmeyin. Çünkü bütün dilleri yaraten Allah'tır. Dolayısıyla ama bu şunu da söylememiz gerekir belki bu noktada. Bazen hakikaten az ve öz dualar vardır. Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen. Onları aynı şekilde yapmanın sayısız faydaları vardır. Bir, dediğim gibi çok az ve öz cümlelerle çok şeyler istemiş oluruz. İki, isterken de biz bazen hata yapmış olabiliriz. Yanlış şey söylemiş, yanlış istemiş olabiliriz. Efendimiz bir şey söylemiş ve istemişse onun hata olmayacağı açıktır. Onun yaptığı dualarla dua yapmış olmamız halinde doğru bir şey istediğimiz kesindir. Dolayısıyla onun için biz onun öğrettiği duaları, onun ifadeleriyle, onun sözleriyle okumaya çalışırız. Bir başka soru, İslam'da flört yapmak caiz midir? Flört kelimesi bir defa yabancı bir kelime. Yabancı olması İslam'da olmadığını gösteriyor bunun. Ne demek flört? Efendim bir kızla bir erkeğin çıkma tabir ediyorlar. İngilizcesiyle date diyorlar filan. Randevuleşip bir yere çıkmaları efendim. Beraber gezmeleri, tozmaları, el ele kol kola olmasa dahi kuytularda sohbet etmeleri, beraber yaşamaları, böyle özel bir arkadaşlık kurmaları, özel arkadaşlıklarda her şey konuşulur. Belki muhtemelen her şey yapılır. Canı isterse insanların ve sınır tanımazlarsa. Dolayısıyla böyle bir şeyin İslam'da olamayacağı, İslam'ın bunu kabul edemeyeceği açıktır. Çünkü İslam'ın kendine göre koyduğu helallar ve haramlar vardır. İnsanlar bunları Müslüman olarak kabul ederler ya da etmezler. Bunları yaşarlar ya da yaşamazlar. Ama bu böyledir. Yani Müslümanca yaşamak isterseniz böyle yaşayacaksınız. Kendi bileceğiniz şey ama böyle yaşayacaksınız. Nedir o? Efendim bir erkekle bir kadın halvet olarak baş başa kuytu bir yerde, kimsenin görmediği bir yerde kalamaz. Yabancı bir erkekle yabancı bir kadın. Yabancı ne demek? Yani nikahları birbirine düşen, birbirleriyle evlenmeleri caiz olan, mümkün olan bir erkekle bir kadın böyle kalamazlar. Yani halvet kalamazlar. Bir. İkincisi böyle olan bir erkekle bir kadın birbirleriyle ten teması halinde temaslaşamazlar. Birbirlerine değemezler, öpemezler, tutamazlar vesaire. Üç, efendim bu insanlar böyle birbirleriyle geyik sohbeti yapamazlar her şey konusunda, laubali şeyler konusunda, mahrem şeyler konusunda böyle konuşamazlar. Dört, bu insanlar birbirlerine örtmeleri gereken yerlerini açamazlar. Bütün bu emir ve yasakları düşünün. Şimdi bu çıkmalarda, flört etmelerde, arkadaşlık yapmalarda bunlar olur mu olmaz mı? Bunların olmadığı bir arkadaşlık yani böyle bir flört var mıdır yok mudur? O zaman bu sorunun cevabını verirseniz doğru dürüst bu baştaki sorunun cevabını da anlamış olursunuz. Anlamış olursunuz ki bugünkü anlamda böyle bir şey olmaz. Birbirini tanıma vardır İslam'da. Yani evlenme maksadıyla görüşen, konuşan insanların konuşmalarında, görüşmelerinde bir sınır yoktur. Yani 3, 5, 7 filan diye.
Ben evleneceksem birisiyle onunla konuşurum, onu görürüm, onunla tanışırım, yapmamam gerekeni yapmam, tutmam vesaire filan, halvet kalmam ama otururum bir yerde, insanların haberdar olacağı bir yerde elbette bir kenara çekilirim. Yani konuşurum, ederim, tanırım, her şeyi anlatırım ama laubalilik yapmam, geyik sohbeti yapmam. Bir odaya kapanıp kitleyip işte orada halvet olarak kalmam. Efendim ya bir dakika bakayım senin elin yumuşak mı filan diye, şöyle mi böyle mi diye, o anda fırsat bu fırsat deyip nefsim adına orada bir şey çıkarmam. Bunlar haram olan şeylerdir. Bunlar olmayacağına göre bugünkü anlamda bir flörtü de İslam'ın tecviz edemeyeceği, yani caiz göremeyeceği açıktır diyerek penceremizi kapatalım, ne olur ne olmaz. Ve önümüzdeki sohbete kadar Allah'a emanet olun sevgili Marmara FM dinleyenleri diyelim. Fıkıh Penceresi. Profesör Doktor Faruk Beşer. Fıkıh Penceresi programını dinlediniz. Sorularınız için Faruk Beşer@farukbeser.com